Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen Akıncı projesi kapsamında, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA, yeni bir başarıya daha imza attı. Teknofest Azerbaycan'da hem statik alanda sergilenecek hem de dinamik alandan kalkarak uçuş gösterileri yapacak olan 2 adet Bayraktar Akıncı TİHA, uzun bir uçuşun ardından Azerbaycan'a vardı. Festivale katılmak için 21 Mayıs sabahı Çorlu'dan havalanan ilk Bayraktar Akıncı, Türk hava sahasını geçtikten sonra uçuşa Gürcistan üzerinde devam etti. Gürcistan'ı geçtikten sonra Azerbaycan hava sahasına giren Akıncı, yaklaşık 5 saatte Bakü'ye ulaştı. Öğle saatlerinde yola çıkan ikinci Akıncı da aynı rotayı izleyerek, yaklaşık 2000 kilometrelik uçuşu başarıyla gerçekleştirdi. Uçuşlarını başarıyla bitiren Bayraktar Akıncı TİHA'lar, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na inerek tarihi yolculuğu tamamladı. Böylece havacılık tarihimizde ilk kez milli olarak geliştirilen bir İHA, 3 ülke geçerek ve yaklaşık 2000 kilometre kat ederek uzun ve başarılı bir uçuş gerçekleştirmiş oldu. 29 Ağustos 2021'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle envantere giren Bayraktar Akıncı TİHA, hali hazırda güvenlik güçlerimiz tarafından aktif olarak operasyonel görevlerde kullanılıyor. Şu ana kadar güvenlik güçleri envanterine 6 adet Bayraktar Akıncı TİHA girdi. Bayraktar Akıncı TİHA için şimdiye kadar 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar Akıncı TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2021'de 664 milyon dolarlık SİHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerinin %80'den fazlasını ihracattan elde etti.